Merhaba, iyi günler. Ben İsmail Baynaz. 30 yıldır Köln'deyim. 30 yıldır gastronomiyle uğraşıyorum. Daha önce kebapçı dükkanları açtık. Arkadaşlarımıza devrettik onları. Şimdi Köln'de eksik olan Türkiye usulü gerçek yaprak döner. Tosun etiyle yapılan. Erzincan usulü, gerçek orijinal Erzincan usulü dönerimizi yapıyoruz. Ve yiyenler şu ana kadar memnun kalıyorlar. Biz de bütün müşterilerimizi, duyanları, arkadaşlarımızı bekliyoruz. Gelsinler, yesinler, test yapsınlar. Biz her şeye açıkız. Gelsinler, bekliyoruz onları. Biz Köln'e kebabı getirdik, yufka ekmeğini, dürümü getirdik, künefeyi getirdik, çiğ köfteyi getirdik. Şimdi çok yerlerde döner var. Tabii ki herkes satıp ekmeğini yiyecek. Ama biz de olmayan döneri yaptık. Eksik olan şeyi tamamladık. Almanlar da genellikle onlar steak yedikleri için, bu etin steak eti olduğunu bildikleri için az yağlı ve sağlıklı, sadece kırmızı et olduğu için daha çok tercih ediyorlar tabii. Lahmacun çeşitlerimiz var, pide var, çorba var, künefemiz var, sütlacımız var. Az ve sade çeşitlerimiz var. Biz daha hep çıtayı yükseltmek peşindeyiz yani. Daha insanlara ne yapabiliriz, daha lezzetli nasıl takdim edebiliriz, daha kaliteli mal kullanıp daha kaliteli yemekler çıkarmak. Malzemen kaliteli olmadı mı, kaliteli mal da çıkmaz yani. İyi usta bir iş yeri ilk başlarken iyi ustayla ve iyi malzemeyle başlarsa o dükkanlarda hiçbir sıkıntı olmaz. Ucuz etin yahnisi olmaz. İyi her zaman iyidir yani. Tabii açacağız yani. Arkadaşlar, müşterilerimiz hep diyor ki bize çok uzaksınız. Bizim çevremize de açsanız her gün buraya gelmekten. Tabii biz de onları düşüneceğiz zaman içinde. Zaman içinde böyle şeylerin olması gayet normal ve doğaldır yani. Düşünüyoruz zaten onları. Tabii ki bu bulmuş oldukları şu son aşamadaki döneri gerçekten şu cadde üzerinde, Weidengasse'da tanınmış bir cadde burası. Ve bu arkadaşımızın şu an icat ettiği döneri gerçekten takdir ediyorum. Aşağı yukarı her gün Kovsa'da geliyorum. Memnunuz. İnşallah işleri devamlı rast gider. Çok kişinin burada memnun olduğunu biliyorum. Ben onların da mutlu bir şekilde, huzurlu bir şekilde yemeğini yiyip, tatlılarını yiyip öylelikle mekandan ayrılıyorlar. Bu da tabii ki mekan için çok güzel bir, olumlu bir adım. Yaprak dönere ilk geldim, yedim. Yani daha yerken ne zaman bir daha gelip yiyeceğim diye düşündüm, o kadar lezzetli. Ben kendim zaten gastronomide çalışıyorum, biliyorum. Türkiye'de de çalıştım yıllarca, turizmcilik yaptım. İnanır mısın, Türkiye'de de böyle bir döner yok. Gelsinler, yesinler yaprak döneri. Hele hele İskender'e tereyağlı mükemmel. Ben 10 üzerinden 100 veriyorum. İsmail abinin buraya arkadaşlarımızla olsun, ben olayım, bütün misafirlerimizi buraya döner yemeye getiriyoruz. Gerçekten İsmail abinin döneri Köln'de, Almanya'da diyebilirim bir numara. Yaprak döner. Yani ben o kadar mesela restoranlara gidiyoruz, geliyoruz, misafir kaldırıyoruz, ağırlıyoruz. Ama İsmail abinin bu yaprak döneri, ben tadı hiçbir yerde yok. Ve Türkiye'deki lezzeti tadı da aratmıyor yani.